Şimdi şöyle demiş. Birden 6'ya kadar numaralandırılmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak şurası. Bölgelerin alanları numarayla ters orantılıymış. O halde biz bölgelerin alanlarına isim verirsek, mesela buraya A alanı, şuraya B, buraya C, buraya D, buraya E, şuna da 6 ya da F alanı dersek, ters orantılı olduğuna göre şöyle olacak, çarpım biçiminde yanında olacak. 1A eşit olacak 2B'ye, o da eşit olacak 3C'ye, eşit olacak 4D'ye. O da eşit olacak, işte şöyle küçültelim, 5E, o da eşit olacak 6F. Şimdi buraya bir sayı vermeliyiz. Vereceğimiz sayı hepsinin katı olacak. 2, 3, 4, 5 ve 6'nın katı. Şimdi ters orantılı dediğine göre böyle olmalı. Yani A alanı 1 ile ters orantılı, B 2 ile ters orantılıysa bu eşitlik sağlanmalı. Şimdi 2 ve 3'ü dikkate almıyorum çünkü katları var. 2'nin katı 4, 3'ün katı da 6. Biz bu üçlünün katı olan bir sayı arayalım. Onu da 60 yapar. 60K diyebiliriz. Şöyle eşittir 60K diyelim. Demek ki A alanı 60K. Sonra B alanı 2B 60'sa B alanı 30K. 3C 60K ise C 20K. Şimdi 4D 60 olduğuna göre B alanı 15K. 5E 60 olduğuna göre E alanı 12K. 6F 60 olduğuna göre F alanı da 10K. Bu şekilde olmalı. Tabii bunların toplamı bütün alan dardın yüzeyini verecek. Yani şu toplam alanı verecek. Ona da büyük A diyelim. A eşittir. Şimdi küsuratları toplayalım. 5 artı 2, 7. Şöyle K'sı da olacak. 10, 20, 30. 30 da burada 60, 60 burada 120, 130, 140. 147K olur. Şimdi bizim aradığımız şey şuydu. 6 numaralı yüzeyin alanı, tüm alanın kaçta kaçıdır diye soruluyordu. Yani F'nin, şimdi F'nin büyüklüğü 10K idi. Tüm alan 147K idi. Buradan K'ları çizersek 10 bölü 147 olur oran.